Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 23 Mayıs 2017 Salı. Terör örgütü IŞİD bu kez İngiltere'yi hedef aldı. Manchester kentindeki intihar saldırısında 22 kişi öldü. Terör kurbanlarının çoğu yaşları 13 ile 15 arasında değişen çocuklar, gençler. Türkiye'de gözler 15 Temmuz çatı davasında. Sorgu sırası bugün Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı'daydı. Yargılama ve darbe girişimi muhalefetin de gündeminde. CHP ve MHP liderleri bir kez daha FETÖ'nün siyasi ayağını sordu. Türkiye'de ilk kez bir köy bir ilden başka bir ile taşınıyor. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Kar Yağmaz, yakında Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine taşınacak. Nedenleri, niçinleri, nasılları detaylı bir şekilde anlatacağız. Ve Nilüfer Belediyesi'nde grev kapıda. Belediye ile Genel İş Sendikası arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Son kararı işçi verecek. Günün öne çıkan başlıkları böyle. Şimdi ayrıntılarla Olay Ana Haber başlıyor. Terör bu kez İngiltere'nin Manchester kentini hedef aldı. Bir konserde meydana gelen patlamada 22 kişi hayatını kaybetti, en az 59 kişi yaralandı. Saldırıda ölenlerin büyük bölümü 13-15 yaş arası çocuklar. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırganın kimliğinin belirlendiğini açıklarken, intihar saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi. İngiltere, başkent Londra'daki terör saldırısından 2 ay sonra bir şok daha yaşadı. Terör bu kez Manchester kentinde bir konser salonuna hedef aldı. Amerikalı pop şarkıcısı Ariana Grande, Avrupa turnesi kapsamında Manchester Arena'da İngiliz hayranlarıyla buluştu. Grant sahneden ayrıldıktan saniyeler sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. Ariana güle güle Manchester dedi. Işıklar kapandı ve 2 büyük patlama meydana geldi. Asansöre binip çıkışa doğru gidiyorduk. Kapılar açıldığında yerde kan gördüm. Patlamayla birlikte yaşanan panik kameralara yansıdı. Binlerce kişi salondan kaçmaya çalışırken izdiham yaşandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından salona çıkan metro istasyonu kapatıldı, seferler durduruldu. Ayağa kalktığımda etrafa baktım. Her yerde cansız bedenler vardı. Patlamada 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kurbanlar arasında çocuklar da bulunuyor. Dışarı çıkıyorduk, tam kapının önündeyken çok büyük bir patlama yaşandı. Herkes çığlık atıyordu. Olayı intihar saldırısı olarak tanımlayan İngiliz polisi, patlayıcı maddeyi infilak ettiren saldırganın da salonda öldüğünü duyurdu. İngiltere Başbakanı Theresa May de olayı korkunç bir terör saldırısı olarak niteledi. May, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ancak soruşturma devam ettiği için bu aşamada açıklanmayacağını da söyledi. Terör örgütü IŞİD'de Manchester saldırısını üstlendi. Örgüt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halifeliğin askeri bombaları kalabalığın ortasına bıraktı derken yeni saldırı tehdidinde de bulundu. Amerikalı şarkıcı da saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Ariana Grande, olaydan duyduğu derin üzüntüyü kalbim parçalandı ifadeleriyle paylaştı. Grande'in hayran kitlesi büyük oranda liseli gençlerden oluşuyor. Görgü tanıkları da salonda gençlerin ve onlara eşlik eden ailelerin yer aldığını belirtiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'deki terör saldırısını şiddetle kınadı. İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz diyen Erdoğan, terörle mücadelede işbirliği çağrısı yaptı. İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını ben de şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manchester'daki terör saldırısını kınadı, işbirliği mesajı verdi. İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi İngiltere'nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim. Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreninde konuştu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de eşiyle birlikte katıldığı törende Erdoğan 16 Nisan referandumuyla gençlerin önünün açıldığını söyledi. Bu değişikliğin kağıt üzerinde olmadığının, hayata geçeceğinin örneğini de genel başkanlığına seçildiğim partimizin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na aldığımız gençlerle bizzat gösterdiğimize inanıyorum. Erdoğan, Ankara'da da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda kürsüdeydi. Bir özentidir gidiyor. Biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil. Erdoğan, Türkçe'ye sahip çıkacaklarını söyledi. Türkçenin ne uydurukça olarak karşımıza çıkan suni teneffüslere ne de ifrat ve tefrit alameti olan diğer dillerin kuralsız istilasına ihtiyacı yoktur. Başbakan Binali Yıldırım da İngiltere'deki saldırıyı lanetledi, terörün ne demek olduğunu iyi biliriz dedi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te açıklamalarda bulunan Yıldırım, batılı ülkelerin terör politikalarını da eleştirdi. Kalabalık bir heyetle Tiflis'e giden Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kivirashkevi ile bir araya geldi. Yıldırım'la Kivirashkevi'nin bir saat süren baş başa görüşmesinin ardından, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına geçildi. Hizmet ve ticaret sektörleriyle güvenlik konularında karşılıklı anlaşmaların imzalandığı toplantının ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım özellikle Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesine büyük önem verdiklerini söyledi. Çin'den başlayıp Londra'ya kadar giden güzergahta ticaretin daha da canlandırılmasını hedefliyor. Aynı zamanda da Gürcistan-Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini de çok daha ileriye taşıyacak bir projeden bahsediyoruz. Basın toplantısında Yıldırım'a İngiltere'deki terör saldırısı soruldu. Bu saldırıyı en kuvvetli ifadelerle lanetliyoruz. Terörün ne demek olduğunu iyi bilen ülkeyiz. Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Terör küresel bir tehdittir. Dolayısıyla terörle mücadele de küresel olmalıdır. Yıldırım, Batı'nın terörle mücadele politikalarını eleştirdi. Teröristlerin bir kısmını kötü, bir kısmını daha az kötü diye bir kategoriye tabi tutarsak, terörle mücadelede zafiyet devam eder. Terörle mücadelede yakın işbirliği vurgusu yapan Başbakan, hiçbir yerin güvenli olmadığını söyledi. Artık yaşadığımız bu günlerde her yerin güvenliği hemen hemen aynı. Hiç kimse benim ülkem daha güvenli diyemez. Böyle deyince de terörle mücadelede bir zafiyet yaşanma ihtimali ortaya çıkar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u bir kez daha kontrollü darbe olarak niteledi. Darbe girişiminin ipliğini ortaya çıkaracağız dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti karşı darbe ile karşı karşıyadır diye konuştu. 15 Temmuz karşı darbe girişimidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir karşı darbe girişimiyle karşı karşıyadır. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir kez daha 15 Temmuz'un kontrollü darbe girişimi olduğunu öne sürdü. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra
kontrollü darbe girişiminden sonra. Bunun da ipliğini çıkaracağız yakında. Herkes tanık olacak buna. Kılıçdaroğlu da MHP lideri gibi hükümete FETÖ'nün siyasi ayağını sordu. FETÖ'cü diye baklavacı buldular, savcı buldular, vali buldular, herkesi buldular. Ama ne hikmetse siyasetçiyi bulamıyorlar. Binali Bey ne diyor? FETÖ'nün siyasi ayağı yok diyor. Siyasi ayağı var kardeşim. Saraydan başlayarak AKP grubuna kadar gelirsin. Kanun hükmünde kararnamelerle demokrasinin askıya alındığını savunan Kılıçdaroğlu, gazetelere yönelik soruşturmaları eleştirdi. Sanıyorlar ki sözcü cumhuriyeti susturacağız, sözcüyü de susturacağız. Savcı kardeşim, sen sarayın savcısısın. Cumhuriyet savcısı saraydan talimat almaz. CHP liderinin hedefinde Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamalarını yasaklayan İstanbul Valisi de vardı. Sen kim oluyorsun Vali Bey de bizim geri adım atacağımızı düşünüyorsun? 19 Mayıs bayramını kutlamak ne zamandan beri suç olmaya başladı? Vali sen valiliğini yapacaksın. Bize sarayın valisi değil, bize devletin valisi lazım. 16 Nisan referandumuyla ortaya çıkan anayasanın mühürsüz olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na göre Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olmasıyla tarafsızlığını yitirdi. Tarafsızlık gidip bir partiye genel başkan olduktan sonra biter. Arkadaş bu namus ve şerefi nerede bıraktınız siz? Nerede bu namus? Nerede bu şeref? Oligarşinin çok daha ötesinde. Tam bir diktatör yönetimi. Kuvvetler ayrılığı ilkesi yok. Demokrasi de şu anda oksijen çadırında. Terörle mücadelede hükümete tam destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Fethullahçı terör örgütü konusunda uyarı ve çağrılar vardı bugün. Darbe girişiminin siyasi ayağının hala ortaya çıkarılamamış olmasına tepki gösterdi Bahçeli. Haine merhamet, mazluma ihanettir diye konuştu. Bahçeli, MHP Büyük Kurultayı'nın tarihini de açıkladı. 18 Mart 2018'de 12. olağan Büyük Kurultayımız muazzam bir katılım, ilgi ve heyecan içinde tamamlanacaktır. Kurultay tarihini açıkladı, Cumhurbaşkanı'nın Washington ziyaretini değerlendirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'nin haklı tezlerini muhatabının yüzüne söylemiş olmasından dolayı kutluyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesinin karşısında yer almanın bedeli ABD'ye pahalıya patlayacaktır. PKK, YKB'nin silahlandırılması aklın inkarı olduğu kadar iyi niyet ihlalidir. Ankara-Washington hattındaki kavga krizini de yorumlayan MHP lideri, olaylar için Türk şiddeti diyen Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı hedef aldı. Türk ile şiddeti aynı cümlede kullanmak Dışişleri Bakanlığı'nın ne haddi ne de harcıdır. Sözlü ve yazılı nota haklıdır, hukukidir, doğrudur, azı vardır ama çoğu asla yoktur. Bahçeli, Sincan'da yargılanan darbeci generallere FETÖ'nün lider kadrosu yorumu yapılmasına karşı çıktı. Bilerek, isteyerek, kasten FETÖ'nün ileri gelenlerini, lider kadrosunu ikinci plana düşürmek en adi ve ahlak alçak suçtur. Şu işe bakınız ki ortada siyasetçi yoktur. Adeta yer yarılmış, FETÖ'nün siyasi ayağı içine girmiştir. MHP liderinden hükümete çağrı geldi. Devlet kavrulmuş ama kavurmacılar aklanıyor, baklavacılar adaletten kaçırılıyorsa ortada kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun var demek. Hatırlıymış, tanınıyormuş, bırakınız bu safsataları, geçiniz bu bayat taktikleri. Haine merhamet, mazluma ihanettir. Bahçeli bir de uyarıda bulundu. Suçlu suçsuz. Tasnifi tam ve eksiksiz yapılmazsa, üstelik FETÖ çuvalına önüne gelen atılırsa, ihanet alttan alta beslenecek, ilk fırsatta harekete geçmek üzere bilenecektir. 15 Temmuz çatı davası ikinci gününde duruşmanın bugünkü celsesinde Cumhurbaşkanı'na suikast girişimiyle de suçlanan eski başyaver Ali Yazıcı ifade verdi. Darbe girişimini 15 Temmuz günü öğrendiğini söyleyen Yazıcı, darbeyi 1-2 ay önceden dillendirenler vardı diye konuştu.
15 Temmuz çatı davasının ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini darbecilere söylediği iddia edilen ve Cumhurbaşkanı'na suikast girişimiyle de suçlanan eski başyaver Kurmay Albay Ali Yazıcı sanık kürsüsündeydi. Yazıcı, darbe girişimini Cumhurbaşkanı'nın 16 Temmuz'daki programına katılmak üzere Antalya'ya giderken öğrendiğini öne sürdü. "Beni Cumhurbaşkanı başdanışmanı Fahri Kasırga aradı. Bir şeyler oluyor, bilgin var mı?" diye sordu. Ben araştırıp döneceğimi söyledim. Cumhurbaşkanlığı kara yaveri Yarbay Mete Semercioğlu'nu aradım. Semercioğlu bana tatbikat yapıldığını söyledi. Yaverliğe bizzat Cumhurbaşkanı tarafından seçildiğini söyleyen Yazıcı, hakkındaki suçlamaların akla uygun olmadığını savundu. "İlk defa Cumhurbaşkanımızdan ayrılıyorum ve Sayın Cumhurbaşkanına suikaste suçlanıyorum. Her zaman bu imkan ve yapma kabiliyetim varken yapmıyorum da yanından ayrıldığım ilk anda sözde suikast yapmakla suçlanıyorum." Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı uçağında darbeden söz ettiğine ilişkin beyanlara da yanıt verdi. "Darbe kelimesinin geçtiği görüşmeler sadece bir defa olmadı. Ben darbeyi başladığı zaman öğrendim ama bunu bir iki ay önceden dillendirenler vardı diyebilirim." Yazıcı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın arasında tartışma da yaşandı. Aydın Yazıcı'ya, "Siz iyi eğitimli bir Fethullahçı gibi kendinizi sakladınız" derken, Yazıcı, "Ben bu kadar saklayabiliyorsam, diyorum ki 80 milyon FETÖ'cüdür bu ülkede" diye konuştu. Yazıcı ile çok sayıda kişinin FETÖ üyesi olarak ismini veren Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri Levent Türkkan da duruşmada söz aldı. İfadesini baskı altında verdiğini söyleyen Türkkan, "Her tarafım dağılmıştı. Bana serum bağladılar. Beyin röntgeni çektiler. Samimi bir ifadem yok" dedi. Sıkı yönetim mesajlarında imzası bulunan sanıklardan Cemil Turhan ise, "TSK içinde 3 farklı ekip var. Darbe girişimini sadece FETÖ'cülerin yaptığına söyleyemem" diye konuştu. Turhan, Ali Yazıcı'yı da Cumhurbaşkanı'nın başyaverliği için Genelkurmay Başkanı Akar'ın teklif ettiğini söyledi. Yargı kanadında önemli bir gelişme de 28 Şubat davasında yaşandı. Dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Mağdur tanık sıfatıyla ifade vermesi gereken Çiller, davanın 88. celsesine de mazeret bildirerek katılmadı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 celsedir dinlenemeyen Çiller'in 18 Temmuz'daki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Çiller, Ankara'ya gelebileceği gibi İstanbul'dan ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla da duruşmaya katılabilecek. Türkiye bugün bir şehidine daha veda etti. Amanos Dağları'nda şehit olan uzman çavuş Hasan Sevinç, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Üç yaşındaki Asminece şehit babasına böyle veda etti. Amanos Dağları'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 27 yaşındaki uzman çavuş Hasan Sevinç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Sağ, sol, dön! Üçü kız, 11 kardeşinden biri de polis olan şehit Sevinç, 6 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyordu. 2 yıl önce babasını, 4 yıl önce de ağabeyini kaybetmişti. Sevinç için Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende tüm gözler şehidin 3 yaşındaki kızı Asminece'deydi. Şehidin naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konuldu. Kortejde askerlerin desteğiyle yürümeye çalışan anne Nuriye Sevinç, acıya daha fazla dayanamadı. Şehit uzman çavuş şehir mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli tatbikatlarından Deniz Kurdu 2017'ye katılan Akar, terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aralıksız sürecektir, dedi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatı Deniz Kurdu 2017 Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gövde gösterisi yaptığı tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Marmaris'teki Kemal Reis Fırkateyni'nden takip etti. Sağ. Tatbikatta denizaltı saldırısına karşı harekat uygulaması yapıldı. Gemide alarm verildi, karartma uygulandı. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Evet, devam. Ne oldu sonucu? Torpido hücumuyla imha ettik komutanım. Bravo. Sağ ol. Su üstü gece atışlarını izleyen ve tatbikatla ilgili bilgi alan Akar, askerlerle de sohbet etti. Bu biraz önceki bu şeyi, denizaltı şeyindeki su altındaki tespitleri, evet. Onlar sana yayın mı yaptılar öyle evet, mi? Evet komutanım. Bu yayınmalı oraya veriyorsun. Evet komutanım. Akar, geceyi de kuvvet komutanlarıyla birlikte Kemal Reis Fırkateyni'nde geçiyor. ...26 Mayıs'ta sona erecek tatbikat, güdümlü mermilerinde kullanıldığı atış eğitimleriyle devam etti. Orgeneral Akar, seçkin gözlemci gününe katılan 19 ülkeden 21 ateşeye hitap etti. Hiçbir komşumuzun hakkına tecavüz etmek söz konusu değildir. Tüm komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ve bu faaliyetlerimizin icrası sırasında da dostluk ve barış bizim için en temel ilke olarak kullanılmaktadır. Akar, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Silahlı kuvvetler olarak bir bütün halinde hem yurt içinde hem Suriye'de hem Irak'ta terörle mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. Silahlı kuvvetlerimiz en son teröriste etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesini aralıksız sürdürecektir. Bursa'da sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 kişi Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 17 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Amerika Birleşik Devletleri'nde ameliyat edildi. Koçyiğit, akciğerinin sağ üst lobundaki kanserli bölge için New York'taki Presbyterian Hospital'da operasyon geçirdi. Koçyiğit'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncunun operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi. Hastalığını ameliyat öncesi sosyal medya hesabından duyuran Hülya Koçyiğit, sevenlerinden dua beklediğini duyurmuştu. Dünya sinemasındansa bir kayıp haberi var. James Bond karakteriyle özdeşleşen İngiliz oyuncu Roger Moore, 89 yaşında hayatını kaybetti. Sir ünvanlı İngiliz oyuncu Roger Moore, 1973 ile 1985 yılları arasındaki 7 filmde James Bond karakterini canlandırmıştı. İngiliz sinema oyuncusu, 1991 yılından bu yana UNICEF'in iyi niyet elçiliğini yapıyordu. Ünlü oyuncu, 80'li yıllarda yayınlanan Kaygısızlar ve Aziz dizileriyle Türkiye'de de hayran kitlesi edinmişti. Türkiye'de ilk kez bir köy bulunduğu ilden başka bir ile taşınıyor. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Kar Yağmaz Köyü, Bakanlar Kurulu kararıyla Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi'ne taşınacak. Yalıntaş'ta Kar Yağmazlılar için yapılacak yeni köyün inşasına başlandı bile. Kar yağmayan köy buradan 4 kilometre aşağıda. Adından gelmiş buraya. O köy buraya mı taşınmış? Evet. Türkiye'nin gönüllü ilk köy nakli 2019 yılında gerçekleşecek. Genç nüfus kalmadı zaten. Yaşlılar da otomatikman ileriye doğru çekilince kendiliğinden köy kalkacak.
Balıkesir'le Bursa'nın kesiştiği nokta. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Karyağmaz köyündeyiz ve bu köy Bakanlar Kurulu kararıyla Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine taşınacak. 70 hanede 260 kişinin yaşadığı, ancak nüfusu Bursa'da yaşayanlarla birlikte 3400'ü bulan köyde 2007 yılında dönemin Balıkesir Milletvekili Ali Osman Salih öncülüğünde imza toplandı. Bakanlar Kurulu da 2010'da köyün Bursa'ya taşınmasına karar verdi. Bu köyde rahat yaşanır mı, iş sahamız olmadığından biz buradan dedik, köyden taşınalım. Dursunbey'e 35 kilometre uzaklıktaki köyün 58 kilometre uzaklıktaki Yalıntaş'a taşınma gerekçesi yaşanan geçim sıkıntısı ve coğrafi zorluklar. Birincisi orman köylülerinin kalkındırılmasıdır. İkincisi orman bütünlüğünün sağlanmasıdır. Üçüncüsü kamu hizmet maliyetlerinin azaltılmasıdır. Ulaşım zor yerler olduğu için kar mücadelesi, yol bakımı, elektrik işi, su işi çok pahalıya mal olur. Köyde imzalar atılsa da kafalar karışık. Gençlerimiz de kanodular. Yazıldık. Emmi hep yazıldık. Sonundan pişmanlar olduk yazıldığımıza. Bizim köyümüz ne güzel. Şuna bak diyor. Hoş, eriğini afadın, cevizini yiysen yine doyarsın. Benim burada anam, babam, kardeşlerim hepsi burada. Hepsinin mezarı mı? Hepsi burada. Biz de bilemedik oğlum işte nasıl olduğunu. Kır bayırı bir iş yeri yok. Emekli olanları oluyor. Hayvan bakıyoruz. Biz işte bir dediğine biz bir ineğimiz var. Gideriz gitmeyiz, gideriz gitmeyiz. Çoğunluk gideriz demişler, imza vermişler. Karadeniz fıkrası değil, hayatın ta kendisi. Şu an bulunduğumuz köyün adı Karyağmaz. Ama bakın kış aylarında bu köyde neler yaşanıyor. Buraya kar yağdığı zaman, tamam mı? Çok çileler, sıkıntılar çekiyorum ve çekiyoruz. Mahrum yani... ulaşımlar kapanıyor. Yalıntaş'ta kar yağmazlılar için belirlenen alanda 404 konut ve 100 ahır yapılacak. Ocak ayında 89,5 milyon liraya ihaleyi alan iki firma çalışmaları 2019'da tamamlayacak. 720 adet arsa üretilmiştir. Bu arsaların 504 adedini kullanıyoruz. 216 arsa hazine tarafından satılmak üzere potansiyel olarak bekletilmektedir. Karyağmaz'da kamulaştırılan arazi ve evlerin bedeli yeni yapılan bina ve ahırların maliyetinden düşülecek. Aradaki fark 20 yıla yayılarak ödenecek. Maliyet netleşmediği için kimlerin fark ödeyeceği, ne kadar ödeyeceği ya da ödeyip ödeyemeyeceği belirsiz. Karyağmaz'ın taşınacağı Yalıntaşlılarsa tedirgin. Bölgede 2004 yılında ağaçlandırılan alanın imara açılmasına tepki var. Yalıntaş'ın belirlenmesi, biz eski Kemal Paşalıyız. Yani biz sonradan Balıkesir'e bağlanmış bir köyüz. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Karyağmaz köyünün taşınacağı, Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Yalıntaş mahallesi sakinleri tedirgin. Hayvan getiriyoruz biz buralara. Bizde zaten meramız kalmadı. Yıllar önce belediye tarafından bir kısmı çöp sahası olarak ayrılan, hatta atık tesisi kurulmak istenen bölge 2004 yılında ağaçlandırılmış. Çöplük yapacaklardı. Burasını biz durdurduk. Çam fıstığı diye ekildi buralara. Bu köy halkı toplar gelir olur diyerekten. Biz hayvancılıkla geçinen bir kısmımız. Hiç meramız yok. Karyağmaz köyü Yalıntaş mahallesindeki işte bu ormanlık araziye taşınacak. Arazi ormanlık ama vasfı 2010 yılında değiştirilmiş. Bulunduğumuz orman... Devlet düz meşe devlet ormanı olarak geçmekte. 14 yaşında fıstık çamlarıdır. Bu ağaçlar 2015 yılında şu araları alındı. Bize dediler ki burası yangın yolu. 2010 yılında imara açılan ve yolların belirlenmesi için bazı ağaçların kesildiği bölgeyle ilgili Yalıntaşlılar kaygılı. 20 ailenin geçimine yeter arazi bulunduğu, eğer arazi sulama imkanına kavuşursa 40 ailenin geçimine yetecek arazi bulunduğu bildirilmiştir diyor. Bunu Mustafa Kemal Paşa İlçe Tarım Müdürlüğü söylüyor. Peki 404 tane villayı kime yapıyorsun arkadaşım? Projeyi başlatan eski Balıkesir Milletvekili Ali Osman Salih'e göre ise bölgeyi çöplük olmaktan nakil projesi kurtardı. Bozuk orman sahasıdır buralar. Eğer biz oraya böyle bir talepte bulunmasaydık...
O alanın 550 dönümü şu anda çöplük olarak kullanılıyor olacak da. 1940'lı yıllarda Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı olan köyün taşınmasına belediye başkanından da destek var. Çöp olarak tahsis edilen bir yerin tekrar yaşam alanı haline gelmesi, hem de planlı bir yaşam alanı haline gelmesi, hem de daha sonraları devletimize gelir getirecek arsalarını da tahsis edilerek yapılması çok güzel. Bölgede bulunan çok sayıda çam ağacının da taşınacağı belirtiliyor. Buradaki ağaçların korunması amacıyla Orman İşletme Müdürümüzle de görüştük. O ağaçların transferi noktasında da çalışıyoruz. Kütüğü kar yağmazda görünen 3400 kişiyle birlikte Mustafa Kemal Paşa 100 bin nüfus sınırını geçeceği için gelirini ve büyükşehirdeki temsil oranını da arttıracak. Meclis üyelerimizin sayısı 25'ten 30'a çıkıyor. Belli gelir kalemlerinin artması gerçekleşiyor. Bursa'da yaşam. Türkiye'de kent kültürü denince akla gelen ilk dergi Bursa'da Yaşam'ın Mayıs 2017 sayısı yarın okuyucuyla buluşuyor. Bursa'da Yaşam dergisinin kapak konusu Bursa köylerinde dönüşüm. Olay gazetesinin kültür hizmeti olarak 19 yıldır yayın yaşamına devam eden Bursa'da Yaşam dergisi yine arşivlik bir sayıyla geliyor. Tam 364 sayfalık derginin kapak konusu Bursa köylerinde dönüşüm. Osmanlı'dan günümüze ova ve dağ köylerinde yaşanan değişimin ele alındığı dergide Bursa köylerindeki kültürel kalkınmanın boyutları da inceleniyor. Bursa'da Yaşam'ın son sayısında kentin kültürel geçmişinde yer edinen portrelere de yer verildi. Sanatçısından sporcusuna, gazetecisinden yazarına 75'i aşkın Bursalı'nın hayat hikayeleri ilk kez kaleme alındı. Bursa'da Yaşam yarın bayilerde olacak ve Olay Gazetesi ile birlikte okuyucuya ulaşacak. Değerli izleyenler, Bursa'da Yaşam'ın son sayısını konuşacağız. Elbette Bursa'da Yaşam Dergisi Genel Yayın Müdürü Nahit Kayabaşı ile birlikte. Sayın Kayabaşı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son sayıyı daha detaylı konuşmak istiyorum ama ona geçmeden önce genel olarak Bursa'da Yaşam üzerine bir şeyler söylemek gerekir bana kalırsa. 19 yıldır istikrarlı bir yayın çizgisi. Türkiye'de de bilebildiğimiz kadarıyla başka bir örneği olmayan bir yayın. Çünkü bir taraftan akademik yanları var, bir taraftan popüler yanları var. Yani bir akademisyen kadar bir gazete okuyucusunun da merakla beklediği, aman benim kütüphanemin raflarında da olsun dediği bir dergi. Siz de bu derginin mimarısınız. Evet. Nasıl bir anlam ifade ediyor sizin için Bursa'da Yaşam? Tabii Bursa'da Yaşam kentin kültür damarlarını araştıran, ortaya koyan, bu anlamda Bursa'nın geçmişiyle bugününü buluşturan bir yayın çizgisi izliyor başından bu yana. Dediğiniz gibi Türkiye'de bir örneğini göremiyoruz. Keşke olabilse, başka kentlerimizde de yayınlanabilse bu tür dergiler. Evet. Biz aslında kendimizi öncelikli olarak yerel bir dergi olarak niteliyoruz ama çünkü yerel değerlerimizin bugüne kadar göz ardı edilmiş ya da unutulmuş ya da gölgede kalmış boyutlarını gün yüzüne çıkarma işlevini öncelikle kendimizi bir görev, bir misyon olarak seçtik başından bu yana. Ama bunun yanı sıra tabii güncel bir köprü de kurmak gerekiyor elbette. Yani bu anlamda 19 yıldır bir uğraş veriyoruz. Hı hı. Fakat yerel derken yerel değerlere tabii ki evrensel bir bilinçle, bir bakışla o evet. çizgiden bakmaya özen gösteriyoruz. Hı hı. Dergimizde de bu yönde metinler olması için çaba veriyoruz. Evet. Peki son sayıya gelelim. Kapak, ana kapak konusu Bursa köylerinde değişim ve dönüşüm. Bursa'da Yaşam'ın daha önceki sayılarına şöyle bir hatırladığımız zaman evet. Genelde Bursa merkezi gibi algılanabilir. Şimdi merkezden çevreye doğru bir araştırma bütünlüğü sanki bu yeni sayıda
ortaya çıktı. Neden köyler diye bu aşamada soralım. Evet, bir anlamda dediğiniz gibi yorumlanabilir. Ama tabii biz kent kültürü odaklı, yani yalnızca kenti odak almıyoruz elbette. Kenti çevresiyle bir bütün olarak düşünürsek zaman zaman Bursa köylerine, Bursa dışındaki çeperlere de uzanıyoruz. Örneğin geçmiş sayılarımızdan birinde geleneksel kültür yaşamımızı ele almıştık. Folklorik değerlerimizi ele almıştık. Bu anlamda yine Bursa köylerinde epey zengin malzemeler derleyip dergimize yayımlamıştık dergimizde. Evet. Yine aslında o anlamda bir sayı oldu belki. Şimdi genel bir değerlendirme yaparsak köylere ilişkin araştırmalardan nasıl bir sonuç çıktı? Şimdi Bursa özeline bak, Bursa yani daha merkezi anlamda baktığımız zaman hem Osmanlı ile birlikte hem Cumhuriyet'le birlikte yaşanan bir sanayileşme ve ona koşut olarak gelişen bir kentleşme, kentlileşme süreci var. Peki köylerdeki değişim, dönüşüm hangi yöne evrilmiş? Ondan biraz şöyle söyleyeyim, şaşırtıcı bilgiler var tabii bu dosyamızda. Örneğin 1939 yılından bir veri sunarsam bana hak verirsiniz. 1939 yılında Bursa'ya baktığımız zaman 765 köy görüyoruz. Hı hı. Ve bu köylerde inanılmaz bir nüfus görmekteyiz. 310.749 nüfus var ki bu da o dönemdeki Bursa nüfusunun %70'ine karşılık geliyor. Evet. Yani müthiş bir şey ama zaman içinde Bursa'nın özellikle 1961'de Türkiye'nin ilk sanayi bölgesinin kurulmasıyla birlikte Bursa'nın sanayileşmeye başlaması ve kentleşmedeki yoğunlukla birlikte bu köylerden de göçün hızlandığını, nüfusun kente doğru aktığını, Bursa'da kenar mahallelerin, işçi mahallelerinin oluştuğunu görüyoruz. Tabii daha sonraki yıllarda yine geleneksel kırsal yaşamın çözülmeye başladığını gözlemliyoruz. Bu da köylerdeki işlevin azaldığını, özellikle eğitimde bunun çok keskin dönüşümler yaşadığını görmekteyiz. Peki ova köyleri ile dağ köyleri arasındaki değişim, var, farklılıklar var, mutlaka var. Çok belirgin bir şey var, fark var. Çünkü dağ köylerinde daha çok yoksunluk söz konusu ve toprağın verimsiz olmasının da bunda etken olduğunu görüyoruz. Evet. Ama ova köylerinde tam tersi yeni araçlar ve teknolojinin girmesi, ulaşımın rahat olması ve kentle bütünleşmesinin sağlandığını görüyoruz ova köylerinde. Dağ köyleri ne yazık ki bu olanaklardan yoksun olduğu için ya da dağ köyü, hem dağ köyü hem Bursa'ya uzak köyleri kastediyoruz tabii ki. Bunlarda aynı geleneksel yaşamın günümüzde de belli ölçülerde sürdüğünü, hatta bazı yörelerde bu köylerin hayalet köylere dönüşmekte olduğunu acı biçimde görüyoruz ne yazık ki. Çünkü işte ulaşım, eğitimin kayması, taşımalı eğitim vesaire, bazı köylerde okulların kapanması gibi sorunlar, tarımsal üretimin çok geri plana itilmesi, artık o olanakların kalmaması, genç nüfusun kentlere göç etmesi, yalnızca yaşlı nüfusun oralarda yaşıyor olması gibi sorunlar var. Peki Bursa'da yaşamın ayrıcalıklı, yani bu dergiyi ayrıcalıklı kılan yönlerinden biri adeta tozlu raflarda kalmış, unutulmuş bir takım metinleri ilk kez gün yüzüne çıkarması. Aynen, elbette öyle. Seyahatnamelerden söz ediyorum. Evet. Bugüne kadar pek çok yabancı gezginin metinleri bu dergi sayesinde ilk kez Türkçe'ye de kazandırılmış oldu. Peki son sayıda ne var? Bu dediğinizi ben önemsiyorum. Çünkü dergimizin işlevlerinden biri bu. Gerçekten de kent kültürüne önemli katkıda bulunuyor bu anlamda dergimiz. Şunun için bugüne kadar pek çok seyyahın
seyahatnamesini ilk kez Türkçe'ye kazandırdık. Bunları asıl dillerinden, yani aslından çevirterek yayımlıyoruz. O kadar çok büyük bir birikim sağlandı ki bu konuda. Yani Bursa'nın seyahatname kültürü epey zenginleşti dergimiz sayesinde diyebilirim. Bu sayımızda da yine çok çok önemli olduğunu düşündüğüm bir seyahatname var. Hatta iki seyahatname var. Ben birincisini söyleyeyim öncelikle. Ignaz von Brenner adlı bir Avusturyalı seyyahın, diplomatın, şarkiyatçının bir seyahatnamesi var. 1793 yılında. 1793. Evet, bu seyyah diplomat olduğu için Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun İstanbul Elçiliği'nde saray tercümanı olarak görevli olduğu bir dönemde Bursa'ya 10 Mayıs'ta Bursa'ya geliyor. Önce işte İstanbul'dan Pera'dan yola çıkıyor. Önce Mudanya geliyor deniz yoluyla. Oradan atlarla çok onu ayrıntılı biçimde anlatıyor. Atlarla Bursa'ya geliyor ve bir Yahudi mahallesinde bir Yahudi tüccarın evinde konuk oluyor. Sonraki günlerde 4-5 gün boyunca kenti geziyor, dolaşıyor, bilgi topluyor, not alıyor, yorum yapıyor, gözlemlerini yazıyor. 13'ünde Uludağ'a tırmanıyor. Oradaki gözlemlerini kaleme alıyor. Hangi özelliklerde? Örneğin o geldiği dönemde çok ilginç, benim de pek duymadığım silahhane bölümü var Bursa'nın. Evet. Oraya gidiyor, orayı keşfediyor. Çok ısrarla oranın anahtarını buldurtuyor, açtırıyor. Orada gördüğü manzarayı ben burada ayrıntısıyla anlatmayayım ama düş kırıklığına uğruyor. 3 sefil top gördük, başka bir şey bulamadık diyor. Bunun gibi pek çok ayrıntı. Mekansal olarak bugün nerede olduğu konusunda bir çıkarım. Tabii şeyde Hisar'da. Evet. O dönemde bakın Esat Bey 100 bin nüfuslu bir kentten söz ediyoruz. Bursa'da Hisar bölgesinde bir şöyle yanılmayayım 13 bin hane bulunuyor Hisar bölgesinde ve bunların tümü Türk. Onun dışında Hisar'dan yarı yıpranmış surlardan kente bakıldığında nasıl bir manzara var? O oralarda şöyle söyleyeyim 6000 Ermeni, 3500 Rum ve 1200 Yahudi yaşıyor Bursa'da. O günün Bursa'sında manzara bu. Yani bu yaklaşık 250 yıl önceden söz ediyoruz. 225 yıl tabii. Evet. 1793 olduğunu şey yaparsak, düşünürsek çok doğru. İşte biz bu seyahatnameyi ki bu seyahatname 18. yüzyıl içinde tamamıyla, tümüyle Bursa'ya ayrılmış kitap bütünlüğünde tek seyahatnamedir. Yani kitap bütünlüğünde. Onu tam metin olarak sunuyoruz okurlarımıza. Gerçekten müthiş bir, muhteşem bir seyahatname Bursalılar. Yani tarikatlardan tutun da bir Rufai tarikatının zikir şeyini de sergiliyor. Onu çok ayrıntılı anlatıyor. İşte Osman Gazi, Orhan Gazi Türbesi, Ulu Cami üzerine ayrıntılı bilgiler veriyor. Apollon'ta varıncaya kadar pek çok bölgeyi dolaşıyor. Bursa ve çevresi ve Uludağ. Kadın yaşamı var. Üzerine ilginç ayrıntılar var. Evet. Çok yani güzel bir şey. Peki. Bu kadar da değil elbette. 75'ten fazla kişinin hayat hikayesi dedik. Evet. Ve yani tanıtımlarında da benim ilgimi çekti. Yani gazetecisinden yazarına, sporcusundan sanatçısına ve hatta delisine kadar. Şimdi köy dosyasından pek söz edemedik ama şunu vurgulayayım bir cümleyle. Buyurun. 16 ilçede 52 köyde yapılan saha araştırmasının da burada iskelet sonuçları var. Büyük bir araştırma. Ama biz onun tabii iskelet bölümünü ancak yayımlayabildik. Çünkü çok kapsamlı bir şey. Evet. Burada da o konunun ayrıntılarını bulacak okurlarımız bulacaklar. Portrelere gelince dediğiniz gibi 75'in üzerinde Bursa'nın işte kültür, sanat, eğitim, ne bileyim yani spor her alandan değişik sanayisi var bunun. Örneğin Kamil Tolo'nun Bursa'da ilk bilirsiniz. Çamaşır makinesini üreticisi bir ünlü iş adamı. Onun çok güzel bir portresi var. Onun eşinin çok güzel, nefis yazılmış bir yazar arkadaşımızın yazdığı bir portre var.
Bunların yanı sıra hatta hiçbirimizin tanımadığı Derya Dil Hasan diye bir deli yaşamış 40'lı yıllarda Bursa'da. Onun ilginç. Bursa ve deli deyince hep Deli Ayten gelir aklı ama demek ki o değil. Evet, onun da pek gölgesinde kalmış ama çok ilginç kişiliği olan, simit satarak geçinen, çok ilginç yaşantısı olan, örneğin Teferruç bölgesinde bir servi ağacının üstünde yatıp kalkan, orada yaşayan bir delinin portresi de var. Evet. Peki işte bu konuları içeriyor Bursa'da Yaşam Dergisi. Evet. Ve meraklıları, okuyucular yarın Olay Gazetesi ile birlikte bayilerden Bursa'da Yaşam'ın son sayısına ulaşabilecek. Yeni sayısına, evet. Yeni yani sayısı. Son sayısı hiçbir zaman olmasın diyelim ve devam etsin diyelim. Çok teşekkürler Nait Kayabaşı, hem sohbet için hem de emeğiniz için. Evet, yarın sabah gazetemizle birlikte okurlarımız edinebilirler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Bursa Büyükşehir Belediyesi kentin enerji ihtiyacını yeni projelerle karşılayacak. Çekirge'de yaklaşık 5 milyon lira maliyetle hayata geçirilen hidroelektrik santrali yılda 6 milyon kilowatt saat enerji üretecek. Bursa'nın her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Büyükşehir, kente yeni bir hidroelektrik santrali kazandırdı. Dobruça'daki arıtma tesislerinden hemen şehre basılmakta olan kendi cazibesiyle akan suyumuzdan burada elektrik üretecek. Yaklaşık 5 milyon lira, 4 milyon 600 bin liraya mal olmuş ama 3 yılı bulmadan kendini amorti eden, ödeyen, karşılayan ve dediğim gibi gerçekten verimli bir yatırım. Çekirge'de hayata geçirilen proje, Bursa'ya yılda 5 milyon kilowatt saatten fazla enerji sağlayacak. Buradaki santralin gücü 1200 kilowatt. Debisi 1.7 metreküp saniye ve 78 metre net düşüyle birlikte burada 6 milyon kilowatt saat yılda elektrik üretilmiş olacak. Parasal karşılığı 2 milyona doğru yaklaşıyor. Yılda üretilen üretimin. Yani yaklaşık 2 milyon liralık bir üretim var burada. Santralin açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, alternatif enerji kaynakları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Nerede bir güneş vuran boş alanımız varsa oraya güneş kolektörlerini döşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde barajımızın üstüne de güneş kolektörleri döşenecek. Her yerden bu enerji elde edilecek. Nilüfer Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 128 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşamadı. Çalışanlar grev ya da yüksek hakem kuruluna gidilmesine sandıkta karar verecek. Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında 128 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Belediyeye grev kararı asıldı. Teşekkür ederiz. 4 madde üzerine anlaşamadık ki bu 4 madde bizim için hayatı önem taşıyan parasal maddeler. Şu anda doğal sürecine, akışına bırakıldı. Yasal süreçler bekleniyor. İşçiler kurulacak sandıkta grev ya da yüksek hakem kuruluna gidilmesine karar verecek. Grev oylaması talep edeceğiz. Sandıktan çıkacak olan sonuca göre de grev veya yüksek hakem. Hangisi çıkarsa biz saygı gösterip gerekeni biz de yapacağız. Kararı saygıyla karşıladıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sadece sendikaların değil tüm çalışanların haklarını gözettiklerini söyledi. Onlara da söylediğim şuydu, aynı yerde çalışan, aynı odada çalışan diğer arkadaşlarınızı düşünmüyorsunuz galiba. Yani 128 arkadaşımızın bu girişimi gayet doğal karşılanabilir. Doğaldır da. Biz de onlara doğal değil demiyoruz. Doğal. Elbette ki sendika üyesi olarak sendika ile birlikte bu mücadeleyi yürüteceklerdir. Ama ben geri kalan 1900 kişiyi de düşünmek zorundayım. Efendim, biz size hakikatleri anlatmaya çalıştık. Olay ana haberin sonunda Fas'ta düzenlenen Mevazin Müzik Festivali'nden görüntüler var. Mutlu akşamlar.